Biz bunu kendimiz yaptık. 700 milyon gibi bir paraya mal ettik. Çalıştır evet, Mehmet abi. Mehmet Bey şöyle söyleyecek bakalım. Ayağının altında kedi var ama ne olur ne olmaz. Alışkın mı? Alışkın. O hep buralarda sağlam. Naci amca çok seversin gel. Sağlam yapılır hep buralarda zaten sürekli. Bu hayvanlar artık alışkın değil mi? Evet. Elde sağdırmaz kendini. Hayır, elde sağmak sıkıntı olur kesinlikle onu, yani. Onu biz bir gördük biz 5 evet. Yılda. Teyzemizin biri almıştı böyle oturağa koydu. Evet. Hayvan alışkın olmayınca bir anda tepki oturakla birlikte gitti arkaya. Evet öyle olur. Elde burada kesinlikle sağmak olur. Burada alıyor alışkın hayvan hiç tepki evet. Göstermiyor. Hayır. Sağmıştıktır. Buradan hortumlarla. Hortumla süt. Demirdayım gibi değil mi? Bu cihazdan geçiyor. Buradan geliyor. Oradan arkada süt güğümler. Güğümlere doğru doluyor değil mi? Güğümlerden de soğutma tankına dökülüyor. Böyle o nasıl değerlenir? Soğutma tankına mı değerleniyor? Evet, soğutma tankına döküldükten sonra anlaşmış olduğumuz firmalar geliyor, alıyor gidiyor sütümüzü. Bu şekilde. Yani, sütün bayatlamaz. Hayır, süt bayatlamaz yani. 4-5 gün 4-5 gün tankta durabilir. Yalnız bizim verdiğimiz firma günlük gelip alıyor gidiyor sütümüzü. Evet, teşekkür ederim. Evet. Köyü gezmemiz devam ediyor. Şu an muhtarımız Ahmet Koçbir ile birlikteyiz. Efendim köyünüz gerçekten harika bir yer. Gezimiz devam ediyor. Evet. Köyümüz insanı nasıl yaşıyor? Muhtar olduğunuz neler yaptınız? Hizmetleriniz nedir? Neleri getirdik? Neleri götürüyoruz? Şu anda ne yapıyorsunuz? Ben 15 yıldır buranın muhtarıyım. 3 dönem oldu. Köyün birçok eksikleri vardı tabi bu dönemde. Yol gibi, suyu gibi bu eksikleri tamamladık. Şimdi Allah'a şükür çok bir eksiğimiz yok. Günlük gelişen ihtiyaçlar haricinde köyde bir herhangi bir zarar ihtiyacı olan bir şeyimiz yok. Onun için işlerimiz de iyi. Komşu ilişkileri, komşu ilişkilerim, dayanışmamız. Köy içindeki sizi tercih etmişler mutlaka değil mi? Seçimsiz geldim bugünlere. Öyle mi? Evet, seçimsiz geldim. Demek yani. Hizmet var. Evet. Bak bayağı bir şeyler yapmışsınız ki halk sizi seviyor. Teveccühle bu duruma getirmiş. Hı. Var mı başka bir söyleyecek? Yok söyleyeceklerim. Teşekkür ederim.